Sayın Genel Başkanım, muhterem milletvekili arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 27. dönem 4. yasama yılı 26. grup toplantımızı açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Sayın Genel Başkanım, grubumuza ve aziz milletimize hitap etmek üzere zat halinizi kürsüye arz ediyorum efendim. Değerli milletvekili arkadaşlarım, basınımızın saygın temsilcileri, haftalık olağan meclis grup toplantımız vesilesiyle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda birlik ve dirlik mücadelesi veren değerli kardeşlerimize selamların en güzelini iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Geride bıraktığımız hafta sonu sayıları 2,5 milyona ulaşan kardeşimizin gelecekleri için ter döktüğü yüksek öğrenim kurumları sınavı 3 etap halinde gerçekleştirilmiştir. Dileğim her gencimizin hedeflediği üniversiteye girmesi, hayallerinin gerçek olmasıdır. Üniversiteyi kazanmak elbette yeni bir başlangıç, hayatın kalan yıllarını sevk edip şekillendirecek mühim bir kavşak noktasıdır. Fakat yüksek öğrenim kurumları sınavından arzulanan sonucu alamamak da dünyanın sonu değildir. Türk gençliğindeki cevherin süresi sınırlı bir ölçme sınavıyla ortaya çıkacağını zannetmek elbette makul ve mantıklı bir durumu sağlayamayacaktır. Yalnızca üniversite sınavı ile hayatın asıl ve zorlu taraflarını anlamak ve kavramak, hatta üstesinden geleceği zehabine kapılmak hiç kuşku yok ki hem yanlış hem de yanılgıdır. Evlatlarımızın hayatını 2 günlük bir sınava mahkum etmenin de adil ve hakkaniyetli bir yanı bize göre yoktur. Gençlerimizi ve ailelerini endişe ve strese sokan yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, bu kapsamda okul öncesi süreci de hesaba katan bir eğitim ve öğretim modeliyle her evladımızın ilgi alanına uygun üniversite eğitiminin sınavsız temini sağlanmalıdır. Demem odur ki, üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Türkiye'de devlet ve vakıf üniversitelerinin toplam sayısı 207'dir. Açık öğretim de dahil olmak üzere toplam üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Hatta pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek üniversite zenginliğine ve yeterliliğine sahiptir. Şüphesiz çoktan seçmeli test soruları ile Türk gençliğinin karakter ve kabiliyetini değerlendiremeyiz, onları bir nevi yarış atı gibi göremeyiz. Nitekim bizim görüş ve önerilerimiz ana hatlarıyla şunlardır. İlk öğretim ve orta öğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak uygulanacak müfredat ile orta öğretim başarısını ve orta öğretim sonunda yapılacak olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliği ve adaleti gözeten
üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır. Bununla birlikte üniversitelerin ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren, kaynak ve kadrosuyla bilim ve teknoloji üreten, araştırmaları teşvik eden, toplumsal gelişmelere öncülük yapan, bilimsel yöntemlerle her meseleye çözüm arayan, bu yönüyle de Türkiye'nin gelecek ümidi olan eğitim öğretim kurumları haline dönüşmesi amaç olmalıdır. Gençlerimizi sınavdan sınava sokarak geleceğin kilitlerini açamayız. Mesela Erzurum Pasinler'deki bir evladımızla İstanbul'da kurulu bulunan bir özel bir kolejden mezun olmuş bir evladımızın şartları aynı olmadıktan sonra üniversite kapılarında umutları kaybolmuş nice gencimizin birikeceğini görmek zorundayız. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Her önüne gelen Z kuşağından bahsediyor. Ancak Türk gençliğinin içine düştüğü sınav kuyusundan nasıl çıkacağını nedense hiç kimse konuşmuyor, bunu da mesele etmiyor. Buna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi dert etmiş, Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesine gönlü ve vicdanı razı olmamıştır. Kaldı ki bu düşüncemiz yeni değildir. Gençlerimize başarı dileyelim, Allah'tan zihin açıklığı vermesini niyaz edelim ama dönüp bizlere düşen sorumluluğun da farkına ve bilincine varalım. İstemek kolaydır. Peki bizler ne yapıyoruz? Hangi yaraya merhem olabiliyoruz? Göz nuruğumuz, istikbalimizin güvenceleri, sevgili gençleri kuru kuruya değil, onların gerçek ihtiyaç ve taleplerini bir hakkın karşılayarak tutarlılığımızı ve onlara yönelik vefamızı gösterebiliriz. Bu düşünceden hareketle siyasi muhataplarımıza çağrımdır. Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi daha fazla yormayalım, bunaltmayalım. Onların sosyal, ekonomik ve psikolojik sorun yaşamalarına müsaade etmeyelim. Biz gençliğe yapılacak yatırımı Türkiye'nin geleceği için en önemli yatırım olarak görüyoruz. Gençlerimiz eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve serbest zamanlarının değerlendirilmesiyle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. İlköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki yönlendirme çerçevesinde ve yetenekleri ölçüsünde istedikleri bölümlerde yüksek öğretime kavuşmalarını, üniversite öğrencilerinin ise kendileriyle ilgili kararlara katılmalarını sağlayacak platformlar oluşturulmasını, okul yönetimi, öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki diyaloğu sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini hedefliyoruz. Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni gelişmelere açık, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi, Türkiye'nin büyüme, kalkınma ve yükselme gayesini kamçılayacaktır. İnancımız, irademiz ve eğitim politikalarımızın temel ilkeleri bunlardan ibarettir. Eğitim ve öğretimde imkan ve fırsat eşitliği sağlayarak bütün evlatlarımız ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda hayata hazırlanmalıdır. Biz gençlerimizin çakmak çakmak parlayan gözlerine baktığımızda Z kuşağı değil, onur görüyoruz. Fedakarlık görüyoruz. Ahlak görüyoruz. Çalışkanlık görüyoruz. Vatanseverlik görüyoruz. Zeka görüyoruz. Akıl görüyoruz. Bir Türk dünyaya bedel sözünün azmini görüyoruz.
Türk gençliğini istismar hesaplarına alet etmeyi planlayanların oyunlarını bozmak için tetikte bekliyoruz. Biz onların geleceğini inşa ve ihya etmek için üzerimize düşen görevleri müsterih bir vicdanla yerine getirmenin çabasındayız. Belki anneleri babaları kadar olmasa da Türk gençliğini çok seviyoruz. Hangi fikir ve düşünceyi savunurlarsa savunsunlar, alayını bağrımıza basıyoruz. Maalesef gençlerimizin hassasiyetleriyle oynayan, onları yalanlarına malzeme yapan sorumsuz ve vicdansız siyasetçileri gördükçe de kahroluyoruz. Yüksek öğretim kurumları sınavın bir günün öncesinde kurgulanan algı operasyonuyla yalan bir haber servis edilmişti. İddia şuydu: Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecekti. Niyeti kötü bazı gazeteler ve sosyal medya hesapları mal bulmuş mağribi gibi hemen bu yalanı körüklediler. Bu çarpıtmanın iç yüzünü araştırmaya, doğruluğunu, yanlışlığını analiz etmeye gerek duymadan aceleyle devreye giren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 25 Haziran 2021 Cuma günü Twitter mesajıyla gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı. Vahim olan şudur ki YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya, asparagas bir haberi yaymaya niyetlenen Kılıçdaroğlu yaş taslaya basmakla kalmadı, kendini de rezil etti. Kazın ayağı hiç de Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi değildi. Yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşmaları 27 Mayıs 2007 tarihinde imzalanmıştı. Bu anlaşmanın hükümleri dikkate alınıp askeri sağlık alanında işbirliği tesis etmeyi arzu ederek 2 Mart 2021 tarihinde Doha'da imzalanan Türkiye ile Katar arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü kapsamında sadece askeri personelin Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştır. Yani Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışı bir iddiaydı. Böyle bir şey kimsenin aklının ucuna da gelmemişti. Bu yalanı haberleştiren bazı haber siteleri ise hemen U dönüşü yapmışlar ve özür dilemişlerdir. Ancak Kılıçdaroğlu'ndan ses seda hala ve henüz çıkmamıştır. En küçük utanma emaresi de görülmemiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa, dürüst ve namuslu bir siyaset yaptığına inanıyorsa, Türk gençliğinden YKS'ye giren bütün kardeşlerimizden derhal özür dilemek mecburiyetindedir. Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıkmış, ipliği de pazara düşmüştür. Gençlerimize ayıp etmiş, yanlış yapmış, sonuçta vebal altına girmiştir. Türk gençliğini kandırmaya, manipüle etmeye, sahtekarlıkla akıllarını çelmeye hiç kimsenin cüreti yetmeyecektir. Pinokyo olsa burnu büyürdü. Ne yazık ki CHP'nin genel başkanıdır ama milli irade bu zihniyet faillerinin sandıkta burunlarını sürtmesini de çok iyi bilecektir. Geçen haftaki grup konuşmamızda Bahçeli'yi çok zaman muhatap almayı doğru bulmam diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bilesin ki senin karanlık muhataplarını ayrıntısıyla biliyorum. Sana da acıyorum. O melin puan muhataplarının arasına şahsımı zaman zaman almadan da hem rahatsızım hem de kaygılıyım. İşin doğrusu bunu hak ettiğimi düşünmüyorum. Geç bunları Sayın Kılıçdaroğlu. Vazgeç bu dilden. Bırak bu sahte mağrur edebiyatını. Bize yönelik diyor ki
Süleyman Şah Türbesi'nden kaçanları alkışladın, bayrağı indirenleri alkışladın. O dönem ki sözlerimi göz ardı ederek yalana yine bel bağlamış. Süleyman Şah Türbesi ile ilgili neler neler söylediğimi sen bilsen ne yazar, bilmesen ne çıkar. Millet biliyor, ecdat biliyor, tarih biliyor, şerefi taç yapmış herkes, her insanımız biliyor. Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif sunuyorum. Kendisini her kim tutsak almışsa, kimler zincire vurmuşsa, korkmasın, bize itiraf etsin. Bunu yapamıyorsa telgraf çeksin ya da bir ulak göndersin. Yardımsa yardım edelim, imdat diyorsa elinden tutalım. Yeter ki maruz kaldığı girdaptan çıkabilsin. Çok samimi ifade ediyorum diye borcu varsa ödeyelim. Fidye istiyorlarsa karşılayalım. Boyunduruktan kurtaralım. Yazık oluyor kendisine. Heba olup gidiyor. Göz göre göre kürek mahkumuna dönüşüyor. Atarı gideri bırak Sayın Kılıçdaroğlu. Boş boş konuşmaktan da vazgeç. Mertçe bize derdini söyle. Söyle ki şifa olalım. Söyle ki sana kol kanat gerelim. İhanet tünelinden çekip alalım. Girişi kırıp ille de sığınacak bir liman arıyorsan, altı delik takanla Cumhur İttifakı'nın sahillerine yanaşabilirsin, siyasi itirafçı olabilirsin, pişmanlık kanunundan da elbette istifade edebilirsin. Muhterem milletvekilleri, her şart altında doğruyu söyleyeceğiz. Doğruluktan şaşmayacağız. Çıkar uğruna ülkelerimizi çiğnetmeyeceğiz. Birileri mesut ve memnun olsun diye çizgimizi bozmayacağız. Köşesiz olmayacağız. Yeri geldi mi pişmiş aşa su katmaktan çekinmeyeceğiz. Nasıl inanıyorsak öyle yaşarız. Yaşadığımız gibi de inanırız. Bizim tercihimiz, bizim hedefimiz inandığımız gibi yaşamak, inançlarımızın rehberliğinde duruş sergilemektir. Fincancı katırları ürküyormuş, varsın ürksünler. Müfteriler şirret mevzilerine girip bizi hedef alıyorlarmış, varsın alsınlar. Özü doğru olanın sözü de doğrudur. Haklı olan doğru olandır. Doğruluk emanet, yalan hiyanettir. Atalarımız ne güzel söylemiş. Ak koyun ak bacağından, kara koyun kara bacağından asılır. Büyük halk ozanımız Yunus'un dediği gibi cümleler doğrudur, sen doğru isen, doğruluk bulunmaz, sen eğri isen. Eğri değiliz, eğilenlerden değiliz, hak yolundayız, hakkın yanındayız, hakikatin ardındayız. Doğru bir teraziye eşit ağırlıklar yüklerseniz, kefelerin biri alçalırken diğeri yükselmez. Biz doğru ve dürüst olmaktan korkmuyoruz. Biliyoruz ki kaybedeceğimiz yalnızca kötü ve yanlış insanlardır. Aklımdasın diyen balıklara, ömrümsün diyen kelebeklere aldanmayız. Yükü doğru olanın gücü düşse bile asla başı düşmez, düşürülemez. Milliyetçi Hareket Partisi işte böyledir. Milletimiz adına doğruyu söyleriz. Haklı davamızı haysiyetle, doğrularımızı cesaretle savunuruz. Bilinmelidir ki teröriste terörist, katile de katil deriz. Lafımızı çekmeyiz, sözümüzü esirgemeyiz. Eğer diyemezsek kahramanların yüzüne bakamayız. Şehitlerimizin aziz hatıralarını layıkıyla sahiplenemeyiz. Herkes sussa bile biz sonuna kadar konuşuruz. Yılanın deliğine sopamızı o yoksa ve gerekirse elimizi sokarız. Sonunu hesap ederek vatan ve millet müdafası olmaz, olamaz, yapılamaz. Türk ve Türkiye sevdasının bir bedeli varsa seve seve öderiz.
Cansa beklenenden feda olsun, bin defa veririz. Kansa istenen helali hoş olsun, damar yollarını bizatihi kendimiz açarız. Yine de sevdamızdan dönmeyiz. Yine de bu aziz vatana yüz çevirmeyiz. Bir kahraman düşününüz. Hakurt'ta PKK'lı hainlerin drone saldırısı esnasında düşen misket el bombasını arkadaşlarını korumak maksadıyla bacaklarının arasını alıp orada patlamasını göze alan bir vatan evladını gözünüzün önüne getiriniz. Yanında iki arkadaşı olması hasebiyle onlara zarar gelmemesi için sırtını dönüp bombanın patlayarak bacağını koparmasını göze alan, bunu da gönüllü şekilde talip olan bir millet evladını lütfen bir anlığına da olsa hayalinizde canlandırınız. Misket bombasını bacaklarının arasına sıkıştırıp silah arkadaşlarını fedakarca arkalayan, ayağının altında infilak eden, topuk koparan mayına bile meydan okuyan bu kahramanımız uzman çavuş Yusuf Yayla'dır ve onun tertemiz alnından öpmek manevi borcumuzdur. Yusuf kardeşimizin sağ ayağı diz altından ampute olmuştur. Bu karanlık abidesi diyor ki, kahramanlık abidesi, Allah'a şükür beterim beteri vardır. Ben bununla kurtuldum. Devlete sadece bacağımız değil, kolumuz, bedenimiz, canımız feda olsun. Afyon Karahisar'da yaşayan, aynı zamanda emekli uzman çavuş olan muhterem babası İlyas Yayla da aynen şöyle konuşmuş. Allah'tan bin kere şükürler olsun ki gururluyuz, onurluyuz. Rabbim bizlere nasip etmedi, oğluma nasip etti. Bundan sonra daha iyi olur inşallah. Birlikte olacağız, beraber olacağız, ailecek komşularımla inşallah ayağa kaldıracağız. İşte baba budur. Merak etmesin Yusuf'umuzu, hep birlikte ayağa kaldıracağız. Terörist demetiye düzen baba nerede? Kahraman evladının fedakarlığından iftihar eden baba nerede? Gece gündüz gibi karşımızda olan bu farkı kalbi kararmamış, vicdanı satılmamış, aklı kiralanmamış, vatana ve millete düşman kesilmemiş her insanımız görecek, hakkı da teslim edecektir. Teröristlere, milis işbirlikçilere övgüler düzenler nasılsa, iyi misiniz? Yusuf kardeşimizin kopan bacağı hakkında tek bir söz söyleyecek, en azından üzüntülerinizi paylaşacak bir insaf ve iffete sahip misiniz? Milis işbirlikçiler sizin olsun, alın tepe tepe istismar edin. Ama unutmayın ki Yusuflar bizimdir, şehitler bizimdir, gaziler bizimdir. Bu vatanın kahraman neferleridir. Bizden istenen nedir? Doğruyu söylemeyelim mi? Tarafımızı göstermeyelim mi? Zulme karşı gelmeyelim mi? Haklıdan yana olmayalım mı? Ey demokrasi bezirganları, ey özgürlük şarlatanları, ey insan haklarının posasını çıkaran yeminli Türk düşmanları, teröristle terörist diyemediğiniz müddetçe Yezid'le yoldaşsınız, Firavun'la ortaksınız, günahla birliktesiniz ve biliniz ki bedduayla anılacaksınız. Susmayacağız, durmayacağız, yorulmayacağız, yılmayacağız. Yerimizde saymayacağız. Vatan diyeceğiz, bayrak diyeceğiz, millet diyeceğiz, devlet diyeceğiz, şehit diyeceğiz. Milletin hakkını şeref kabul edip sonuna kadar başımızın üzerinde taşıyacağız. Art niyetli güruhun maskesini düşürmekle kalmayacağız. Yırta yırta dağıtıp atacağız. Sözümüz sözdür, sözümüz senettir. Güvencemiz büyük Türk milletidir. Değerli düşünür, şair ve yazar Sayın Sezai Karakoç'un dediği üzere, onlar sanıyorlar ki biz sussak
mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. İmanımız, irademiz kınına sığmayan kılıcımızdır. Artık şehirde, kırda, sınır ötesinde, dağda, ovada yuvalanmış hainlerin kökünü kazımak şarttır. Kahraman güvenlik güçlerimiz bu kararlılıktadır. Pençe hareketiyle Irak'ın kuzeyinde 40 kilometre derinindeki ilk kuşakta tutunamayan PKK terör örgütü Erbil'den Süleymaniye'ye uzanan ikinci kuşakta sıkışmıştır. Bölücü terör örgütünün Irak'taki sözde öz savunma güçlerinin sorumlusu olan terörist Ulaş Doğan'ın Süleymaniye'de nokta operasyonla imhası hainlerin sonunun geldiğine açık delildir. Yedi düvel karşımızda hizalansa da Türkiye bu terör musibetinin üstesinden gelecektir. Kanlı niyet ve hedeflerini demokrasi projelerinin içine istifleyen yerli ve yabancı terör muhipleri asla ama asla başaramayacaktır. Kalemizi yıkamayacaklar, kavlimizi bozamayacaklar, sahte demokrasi rötuşuyla Türkiye'ye ant olsun deviremeyecekler. Değerli milletvekillerim, 16 Mart 2021 tarihinde Birleşik Krallık Hükümeti, rekabetçi çağda küresel Britanya, güvenlik, savunma, dış ilişkiler ve iş geliştirme alanlarına bütünsel yaklaşım adıyla 114 sayfalık bir rapor yayınlamış. Bahsi geçen rapora Başbakan Boris Johnson bir ön söz yazmıştır. Aynı zamanda bu rapor Birleşik Krallık Parlamentosu'na da sunulmuştur. Burada bizim için önemli olan husus şudur. Birleşik Krallık politikası daha düne kadar kurallara dayalı uluslararası sistemi korumaya özen göstermişti. Ancak bugün uluslararası düzenin parçalı yapısı çıkarlar, normlar ve değerler üzerinden devletler arasındaki yoğun rekabeti de dikkate alarak mevcut statükoyu savunmanın artık yeterli olmadığını vurgulanmıştır. Ayrıca yeni bir dünyanın tesis edildiğine işaret edilmiştir. Bu yeni dünyanın bir tür soğuk savaş dönemini, sertleşen kutuplaşmaları, deyim yerindeyse sıcak savaşları bile ihtiva edeceği anlaşılmaktadır. Birleşik Krallık hükümetinin mezkur raporuyla yeni Atlantik şartını birlikte yorumlamak bizi isabetli tahlillere götürecektir. Bu yeni dünyanın sömürge aparatı, baskı aracı en başta asıl anlamından koparılmış demokrasi önermesidir. Dünyada güç blokları arasındaki gerilim yoğunlaşırken çok kutuplu bir dünyanın ekonomi politik tasarımıyla birlikte siyasal dizaynı da özellikle ülkemiz aleyhine cereyan etmektedir. Herkesi uyarıyorum. Çok daha kaygan, çok daha kaotik, çok daha karmaşık bir dönem önümüzdedir. Bildiğiniz gibi üçer aylık periyotlarla gerçekleştirilen Avrupa Birliği Devlet Hükümet Başkanları Zirvesi 24-25 Haziran 2021'de Brüksel'de yapılmıştır. Bu zirvede Türkiye yine ihmal edilmiştir. Türkiye başlığı altında kabul edilen kararların beklentileri karşılamaktan uzak olduğu açıktır. İnsanlık etik bir çöküş yaşarken, sömürüye ve sosyal adaletsizliğe tepkiler sivrilirken, Avrupa Birliği'nin hala kendi sahasında top çevirmesi bir defa akıl tutulmasıdır. Zirve metninde Türkiye'nin tam üyelik hedefine hiçbir atıf yoktur. Adalet değerlerinden tamamen kopan
Avrupa Birliği'nin ülkemizin Doğu Akdeniz'de tek taraflı hareketlerinden uzak durmasını, aksi halde yaptırımların devreye gireceğini söylemesi ileri düzeyde bir tehdittir. Üstelik Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi konusunda bir ilerleme iradesi taşımadığı da iddia edilmiştir. Anlaşılan Avrupa Birliği ile ilişkiler düğümlenmiştir. Uluslararası Göç Örgütü'nün 2020'de 2200 göçmenin Akdeniz'in sularında boğulduğunu açıklaması, Yemen açıklarında geçtiğimiz hafta batan bir teknede 300 kişinin hayatını kaybetmesi, hiç kimsenin, hiçbir insani kuruluşun nedense umrunda değildir. Mazlumlar Avrupa Birliği'nin gündem başlıkları arasında yer almamıştır. Bu çıkar ittifakı para vererek göçmenleri Türkiye'de nasıl tutarım arayış ve amacındadır. Kılıçdaroğlu geçen haftaki grup toplantı konuşmasında garip bir açıklama yaparak Suriyeli göçmenleri yurtlarına göndermek için ihtiyaç duyulan finansmanı Avrupa Birliği'nden alacaklarını ve kendisine söz verildiğini söylemiştir. Bu neyin sözüdür? Bu söz nasıl verilmiş? Hangi yetkiyle alınmıştır? Türkiye'nin Suriyeli mültecilere konut yapması dahi Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemişken Kılıçdaroğlu'nun söz almasını nasıl yorumlamak lazımdır? Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncelleşmesi ve iyileştirilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin inisiyatifine terk eden Avrupa Birliği dürüst değildir, samimi değildir, adil ve demokratik hiç değildir. Dahası Türkiye'nin aleyhine çalışmaktadır. İşbirlikçisi de Zillet İttifakı'dır. Elbette dünya Avrupa Birliği'nden ibaret görülemeyecektir. ABD'ye üye olduğumuz oldu, olmazsa kendi yol haritamız kendimiz çizeriz. Kendi söküğümüzü kendimiz dikeriz. Başkent Ankara'nın kriterleriyle insanlık aleminde biz de varız demeyi sürdürürüz. Demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü, insan hakları değerlerini Türkiye husumetinin anahtar kavramı görenler hiçbir yerde boş durmuyorlar. Şu işe bakınız ki ABD'de Türk Demokrasi Projesi adıyla yeni bir düşman kamp kurulmuştur. Aralarında kimler yok ki? CHP'nin eski Bursa milletvekili ve FETÖ firarisi Aykan Erdemir'den tutun da Amerika Birleşik Devletleri eski ulusal güvenlik başdanışmanı olan aynı şekilde eli ve vicdanı kanlı John Bolton'a kadar tüm Türkiye muhalifleri demokrasi projesinde buluşmuştur. Bizim evlatlarımız beka mücadelesi verirken elin oğulları kuyumuzu kazmakla meşguldür. Hayret etmeme gelde değildir. Türk düşmanları Türk demokrasi projesinde birleşmiştir. Bu projenin adında Türk ifadesinin olması skandaldır. Çünkü Türk'e düşman olanlar Türk'ün şanlı kimliğini, tarihsel ve mensubiyet ünvanını kullanmaya mezun ve müstahak değildir. Bu şer odağı kendisini şöyle tarif etmiştir. Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden otoriterliğe dönüşmesine cevap olarak oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen, partizan olmayan uluslararası politik örgüttür. Partizan değillermiş. Fakat şerefsiz oldukları ayan beyan ortadadır. Bir ara Dalton diye de tanımladığımız sabıkalı kovboy Bolton ise Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi diyecek kadar şizofren belirtileri göstermiştir. Bunlar Türkiye'ye demokrasi getireceklermiş. Kılıçdaroğlu da zamanlamaya dikkat ediniz. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaptığı konuşmada Türkiye'ye dostlarıyla beraber demokrasi getireceğini ifade etmişti. 15 Temmuz'da hükümet devrilirse üzülmem diyen at hırsızı Dalton, alarma geçmenin vakti geldi sözleriyle
kime mesaj veriyor? Kimlere sinyal yakıyor? Bu derneğin görünmeyen ismi, paylaşılamayan üyesi olduğundan kuşkulandığımız Kılıçdaroğlu'na yeni bir talimat listesi mi dayatıyor? Alarma geçip de ne yapacaksınız? Neyi planlıyorsunuz? Yeni kaos planları mı devreye sokacaksınız? Bu ne alçaklıktır? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Küstahlığın bu derecesi nasıl sineye çekilecektir? Bunlar Türkiye'yi ne sanıyorlar? Hodri meydan, haydi geçin alarma, Allah şahit olsun, geçtiğiniz anda yerin 7 kat dibine alarm vere vere girmeyi peşinen hesaba katın, bunu da göze alın. Öyle yağma yok. Türkiye'de alarma geçmek, yani demokrasi diyerek demokrasi dışı arayışları teşvik etmek, emperyalizmin yerle yeksan edilecek kumpasıdır. Seçimlerin öne alınma taleplerini, İP Başkanı'nın Rize'deki provokasyonlarını, İzmir HDP'li il binasında yaşanan cinayeti, suç ve terör örgütlerinin faaliyetlerini, FETÖ görünümüyle başını kaldıran Bunak Dalton ve ekibinin sözde demokrasi projesinin ara unsurları olduğunu görüyor ve değerlendiriyoruz. Ülkemizi her türlü müdahaleye müsait hale getirme hususunda bir mücadelenin tedavülde olduğunu öngörüyoruz. Türk siyasetine sürülmek istenen lekeleri, meclisin meabetini tartışmaya açma girişimlerini bu kapsamda ele alıyor ve Türkiye'nin beka düzeyinde bir psikolojik harekete maruz kaldığını düşünüyoruz. Ne gam ne tasa. Zalimlerin tuzağı varsa Türk milletinin de muazzam bir dirayeti, muazzez bir feraseti, kırılamayacak bir mukavemeti vardır. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Niyazım odur ki hepsini besmele duymuş şeytana çevirecektir. Değerli milletvekillerim, İç ve dış tehditlere karşı en büyük güvencemiz, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne her düzeyde sahip çıkacak milli birlik ve dayanışma ruhudur. Bu ruhun daha da kuvvetlenmesini sağlayan yönetim reformu ise Türk milletinin 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yani Türk tipi başkanlık modelidir. 9 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 3 yılı dolmuş olacaktır. Geride bıraktığımız 3 yıllık süre zarfında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devlet yönetimine denge ve sürat, kuvvetler ayrımına da derinlik ve netlik kazandırmıştır. Dünya siyaset tarihinde kansız, kavgasız, kargaşasız, ilaveten demokratik katılım ve çoğulculuk prensiplerine müzahir bir sistem değişikliği nadiren görülmüştür. İşte Türkiye bunu başarmıştır. Tarihi müktesebatımızla uyumlu, milli özlemlerle mutabık Türk tipi başkanlık modeli, ülkemizin stratejik üstünlüğünü kanıtlamış, demokratik gücünü teyit etmiş, istikbal ve istiklal haklarına bağlılığını tescillemiştir. Yeni hükümet sistemi refah, bereket ve bolluk demektir. Yeni hükümet sistemi huzur, ufuk ve umut demektir. Yeni hükümet sistemi istikrar, irade ve dik duruş demektir. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları israftır, iflastır, inkardır, ilkelliktir, hatta izansızlık ve insafsızlıktır. Zillet ittifakını teşkil eden başta İP olmak üzere bazı partilerin önerilerinde Cumhurbaşkanı makamının tarafsız olacağı ve Cumhurbaşkanının varsa partisinden istifa edeceği kaydedilmiştir. Teorik olarak parlamenter sistemde Cumhurbaşkanının yürütmenin yetkisiz ve tarafsız kanadı oluşturduğu kabul edilmiş olsa da Türkiye uygulamasında Cumhurbaşkanlarının yetkisiz ve tarafsız davranmadıkları
defalarca tecrübe edilmiştir. Bu yüzden algı oyunlarına ve aldatma kampanyalarına itibar edecek kimse kalmamıştır. Türkiye'de gerçek dışı tarafsız cumhurbaşkanı söylemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle çürütülmüş, devlet yönetimindeki fiili durum ortadan kaldırılmıştır. Başkanlık sisteminde başkanın partisiz olması gerektiğini söylemek ile parlamenter sistemde başbakanın partisiz olması gerektiğini söylemek eş anlamlıdır. Her ikisi de sistemin mantığı gereği mümkün değildir. Parlamenter sisteme dönüldüğünde Cumhurbaşkanlığının kararname yetkisinin olmayacağını ileri süren partiler ya derslerine çalışmıyorlar ya da saldım çayıra Mevlam gayra anlayışındadır. Milleti yanıltarak siyaset yapamayacaklarını, yapsalar bile bu tip bir siyasetin ahlaki olamayacağını zillete düşenlerin çok iyi anlamalarında sonsuz yararlar olacaktır. Bilindiği üzere parlamenter sistemde yetkisiz kabul edilen cumhurbaşkanlarının kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi zaten yoktur. Zillet ittifakı güçlendirilmiş parlamenter sistemi bahane ederek cumhurbaşkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçmesi için hazırlık yapmaktadır. Ancak Türk milletinin uhdesindeki bu demokratik yetkinin alınması faşist yönetimlere has bir korsanlıktır ve emel sahipleri asla muvaffak olamayacaklardır. Çünkü bunların iktidara gelmeleri hayal ötesi bir beklentidir. Bilhassa İP'in önerisine Cumhurbaşkanının görev ve yetkileriyle ilgili bölümde Cumhurbaşkanı makamının sadece temsili nitekte olmayacağı iddia edilmiştir. Bir yanda Cumhurbaşkanının parlamenter sistem gereği tarafsız ve yetkisiz olması savunulurken diğer yanda temsili nitelikte olamayacağının söylenmesi tam bir çelişki yumağıdır. İP ahlaken, aklen, fikren, zikren ve siyaseten dardumandadır. Hatırlatırım ki parlamenter sistemlerde cumhurbaşkanları ilkesel olarak yetkisizdir, sorumsuzdur ve tarafsızdır. Eski köye yeni adet getirme hevesinde olanların çırpınışları beyhudedir. Yine İP'in önerisinde çoğulcu demokrasi başlığı altında öncelikle başkanlık sisteminin gereği olan %51 oy yüzdesiyle yürütmenin belirlenmesi eleştirilmiştir. Fakat bu durum yürütme organının meşruiyetini parlamenter sisteme göre çok daha güçlü kılan bir özelliktir. Parlamenter sistemde %30 ile bir partinin iktidar olma şansı varken başkanlık sisteminde iktidar olmak için %51 şartı gerekmektedir. Ayrıca bu uygulama küçük partilerin ittifaklar içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsiline imkan tanıdığından çoğulcu demokrasiye daha uygundur. Diyeceğim ip yine kopmuş, cehalet ve sefaletin esiri olmuştur. İP'in görüşüne göre seçim ittifakı yerine sistemi iyileştirme ve güçlendirme adına koalisyon protokolü öngörülmüştür. Koalisyon protokolü teklifi Türk seçim sisteminde bir yenilik değildir. Daha önce de seçim kanunlarında koalisyon protokolü yapılmasına imkan tanınmıştır. Bu konu bir anayasa konusu değil, seçim kanunu konusudur. Madem bu kadar koalisyon protokolü yapmaya meraklılar, o halde milletimizin karşısına çıkıp hangi partilerle, hangi ölçekte ve hangi hedefler çerçevesinde koalisyon yapacaklarını açıklasınlar da bilelim ve öğrenelim. 2023 yılındaki seçimlere ortak adayla mı yoksa ayrı ayrı mı girecekler? Ortak adayla gireceklerse bu gizemli ve gizli tutulan cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bu kapsamda bir isim üzerinde uzlaşma sağlanmış mıdır? Hadi hükümet oldular diyelim, kabineyi hangi partilerle kuracaklardır? Dostlar koalisyonun ana çatısını kimler oluşturacaktır?
Zilletin istediği kabine kuruldu varsayalım. Peki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönmek için Türkiye hem halk oylamasına sürüklenmeyecek midir? Değilse siyasi takvim nasıl işleyecektir? Halk oylaması gününe kadar geçen sürede dostlar koalisyonu ne yapacaktır? Hiç mi imza atmayacaktır? Ülkede yaprak mı kımıldamayacaktır? Söz gelimi halk oylaması yapıldı ve istedikleri gibi sonuç çıktı. Bu halde yeniden bir seçim yapılması da mecburi olacaktır. Anlayacağımız seçimler halk oylamasını, halk oylaması da seçimleri kovalayacak ve Allah muhafaza Türkiye'nin 10 yılları kaybolup gidecektir. Zillet ittifakı sisli ve sinsi bir gölgedir. Belirsiz bir siyaset köhneliğidir. Ne dediği, ne yaptığı, neyi hedeflediği belli olmayan güvenilmiş siyaset odağıdır. Türk milleti sonu meçhul bir maceraya atılmayacak, emin olduğu, güven duyduğu milli ve yerli siyaset mimarisi olan Cumhur İttifakı'na sonuna kadar destek verecektir. Devletin hükmü şahsiyetini tanımayan, devlet adabını takmayan ve bu suretle İstanbul kanalının parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olamaz. İstanbul Kanal Projesi'ni samimiyetle destekliyoruz. Bu proje Türkiye'nin ve İstanbul'umuzun gücüne güç katacaktır. Mezkurt projeden dönülmesini, yüklenicilere para ödemeyi rafa kaldıracak her türlü engelleme ihtimalini dikkate alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız. Hatta iç su yolları projesi hazırlayarak Kızılırmak'ı esas alan Kızıl Elma İç Deniz Yolu, Yeşil Irmağı dikkate alarak Yeşil Kuşak İç Deniz Yolu projelerini hayata geçirebiliriz. Yapılanı yıkmak cinayettir. Varsa gücün, varsa zekan, varsa hazırlığın daha iyisini yaparsın. Ödemem, yaptırmam, iptal ederim kisvesi altında proje hasımlığına soyunmak müflis siyasetçilerin harcıdır. Dostları tarafından kulağına fısıldanan yalan yanlış bilgi kırıntılarıyla çarkı felek gibi dönen bir şahsın zihniyetine bu devletin yönetimi kesinlikle emanet edilemez. Kılıçdaroğlu hazırlanın 6 ay içinde iktidardayız diyor. Nasıl olacak bu Sayın Kılıçdaroğlu? Bu 6 ayın sırrı, esbab-ı mucivesi nedir? Gündemde seçim meçim yokken iktidara nasıl geleceksin? Sen gelsen gelsen dolduruşa gelip tuzağa düşersin. Muhtemelen dostların sana fazla narkoz vermiş. Suyuna ilacı fazla karıştırmışlar. Bu nedenle sanrı nöbetleri geçiriyorsun, histeri krizindesin, hayaller görüyorsun, düşmana dost muamelesi yapıyorsun. Kılıçdaroğlu bir tarafta öfkenin ve intikamın duygusunun olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istediğini söylüyor. Diğer taraftan da hedef kitlesine iktidarla selamı sabaha kesin diye tembihte bulunuyor. Ez cümle diyeceğim şudur. Zillet ittifakı çamurdadır. Çukurdadır, çıkmazdadır. Cumhur İttifakı olarak önümüze bakacağız, işimize bakacağız, milletimize bakacağız. 2023'te lider ülke Türkiye'nin doğuşuna hizmet edeceğiz. Onlar duracak, biz koşacağız. Onlar gerileyecek, biz yükseleceğiz. Onlar batacak, biz yayından çıkan ok gibi olacağız. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yeni, sivil ve demokratik bir anayasayla taşlandırıp Allah'ın izniyle onurlu bir geleceğe taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım, bir talimatınız yoksa toplantımızı kapatıyorum.